Sakarya, Sakarya ilinde Avrupa Komisyonu'ndan aldığımız bütçeyle, Türkiye Ulusal Ajansı'nın bize sağladığı bütçeyle bir Erasmus Plus projesi yapıyoruz. Proje konumuz gençlerin işe alınabilirliğini, yeteneklerini arttırma üzerine. Birçok farklı alanda biz bu 6 ülkeden gelen 36 kişiye toplamda küçük aktiviteler, yani onların kendi başına öğrenmeyi öğrenme gibi farklı yaygın öğrenme yöntemlerini kullanarak bir hafta boyunca aktivitelerle onların bu konudaki bilgilerini, deneyimlerini arttırmak hedefimiz. Arkadaşlarımız Sırbistan, Macaristan, Polonya, Yunanistan ve Slovakya'dan geldiler. Türkiye'de dahil projeye. Her ülkeden 6'şer katılımcı var. Toplamda 36 kişiyiz. Bir hafta boyunca Sakarya merkezde aktivitelerimizi yürütüyor olacağız. Evet, bugün Taraklı'dayız. Normalde aktivitelerimiz devam ederken sadece arkadaşlar için hem Türkiye'yi tanıma, çevreyi tanıma, bulunduğumuz ilin etrafında neler var, bunları göstermek istedik biraz da. Hem kültürel etkileşim açısından çok önemli. Biz projelerimizde bunlara da çok önem veriyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi eğitimlerimiz de bugünden sonra tam hızıyla devam edecek arkadaşları geliştirme konusunda. Taraklı tabii ki çevre, yani Sakarya'ya yakın çok nadide bir yer. Özellikle city slow dediğimiz daha böyle yavaş yaşam tarzı, daha herkesin daha rahat, daha belki de bu büyük şehrin stresinden uzak olması açısından gerçekten çok kayda değer, çok değerli bir yer. Özellikle tarihi evleri olsun, genel olarak yani doğası çok yeşil bir yer aynı zamanda, yeşillikler içinde. Çok mutlular, biraz gezdik, konakları olsun, şey olsun, tepede manzaraya karşı bir çayımızı da içtik. Herkes sakin, mutlu, keyfini çıkarıyor. Hello, my name is Anna and I come from Serbia. I'm a student and I'm here in Turkey on an exchange. This is not my first time in Turkey, but it is my first time in Sakarya and also in Istanbul. And I liked it very much and I like this village because it's totally authentic and we can see how people live here. In such like a village where people live, no, I haven't been, but I've been in some like important Turkish historical places such as Efes, Pamukkale and so on. But in such place, no, and I'm really, we were walking a bit and I was really happy to see authentic people, yeah, and to hear from him some of their stories. Ana kendi Sırbistan'dan geliyor. Daha önce Türkiye'ye gelmiş. Özellikle Antalya ve güney kısmı gezmiş daha çok. Pamukkale, Efes gibi şehirleri. Daha ilk defa Sakarya'ya geliyor. Daha önce hiç böyle Taraklı gibi kasaba, tarihi kasaba gibi bir yeri gezmemiş. Çok mutlu olduğunu söyledi böyle bir yeri görmekten. Yani en çok hoşuna giden Taraklı'nın bu otantik dokusu, insanları, buradaki yaşam şekli, kendisini gerçekten çok ilgisini çektiğini söyledi. Çok mutlu burada olmaktan.